Evet, sezonun ilk karşılaşması burada kazanarak başlamak istedik. 4 gün önce oynadığımız Şampiyonlar Ligi ön eleme maçı sonrası özellikle bu maçta hem oynadığımız ön aldığımız skor sonrası buna yakın, o maça yakın bir 11 ile başladık. Oyunun genelinde tabii ki net pozisyonlara girsek, oyun üstünlüğü büyük bir bölümde bizde olsa da rakibimize de verdiğimiz pozisyonlar vardı. Rakibimizin mücadelesi gerçekten maçın sonuna kadar çok mücadele ettiler. Zor bir hava şartı vardı. Onun altını çizmek istiyorum özellikle. İki takım için de, bütün futbolcular için bugün sıcaklık çok yüksekti. Bu zaman zaman oyunu engelledi. Zaten oyunun özellikle ikinci devre belki 8-10 kere oyun durmuştu. Çok fazla oyun durdu. Burada hem sakatlıklar hem sıcak havanın etkisi oyuncuların üzerinde olumsuz bir etki yaptı. Maçın geneline baktığımızda daha kaliteli işler yapabilirdik. Bizim kalitemizin altında zaman zaman hem top kayıpları yaptık. Ve özellikle rakip kaleye yakın yerlerde skora daha net bir şekilde gidebilecek aksiyonları alabilirdik. Bugünün genelinde tabii ki ilk maç hazırlanan bir takımız. Özellikle çok fazla geç gelen oyuncumuz var. Bunları oyunun devamında da kullandık bugün. İlk defa bir arada oynayan oyuncularımız var. Ama her şeye rağmen bugün kazanarak bitirmemiz gerekiyordu. Kazanamadığımız için üzgünüz. Önümüzde bir maç daha var. Salı günü bir maç daha oynayacağız. Orada inşallah turu geçerek hafta sonunda oynayacağımız Trabzonspor maçına da en iyi şekilde hazırlanacağız. Dediğim gibi oyuncularım yaklaşık 4 oyuncu daha hazırlık aşamasında az kullanıyoruz. Sakatlıktan çıkan oyuncular var. Bir sonraki maça hep daha iyi duruma geliyoruz. Ondan bir sonraki maç daha da iyi duruma geleceğiz. Hedefimiz tabii ki hem Şampiyonlar Ligi'ne girmek hem ligdeki geçen seneki şampiyonluğu tekrar yaşamak. O yüzden bu oyunun daha üstüne koyacağız, koymamız gerekiyor. Galatasaray taraftarının beklentisi bizden de bu oyunun daha üstü. Ama dediğim gibi özellikle geçen senenin üstüne yeni katılan arkadaşlarımızla birlikte oyunumuzu daha çok geliştireceğiz. Oyuncuları geliştireceğiz önce tabii ki. Ya şöyle tabii geçen sene burada bir maç kaybetmiştik Kayseri'de. Rövanşını 6-0 ile kazanmıştık. Bu sene de aynı şekilde 0-0 biten maç, puan kaybı. Burada üzücüydü. Tabii ki demin de söyledim, rakibimiz gerçekten çok mücadele etti. Özellikle oyunun yani maçın başından sonuna kadar o sahadaki mücadeleyi ortaya koydu ve bugün hak ettikleri puanı aldılar. Biz bunun daha iyisini yapmamız gerekiyor. O yüzden yani daha iyisini de yapacağız tabii ki. Yani bundan hiç şüphem yok. Oyuncularıma güveniyorum, takımıma güveniyorum. Ama bizim de bir hazırlık dönemindeyiz hala. Yani resmi maçları oynasak da dediğim gibi yani birçok oyuncumun geç katılması burada bizim için özellikle bundan sonraki maçlar için formlarını buldukça takım oyunu için önemli olacak. Yani Torreira'yı yaklaşık 6 haftadır kullanamıyoruz. Yani özellikle sakatlık da bu anlamda oyun bizim için değerli, önemli oyunculardan biri. Bundan sonraki maçlarda oyuncularımızı tam olarak kullanmaya başlayacağız. Yani bugün maçın devamında Icardi'ye biraz daha uzun süre verdik. Zaha'ya verdik. Kerem ilk defa oynadı. O yüzden tam hazır olmayan birçok oyuncumuz var ama bundan sonraki maçlar bizim için daha farklı olacak. Şöyle söyleyeyim. Tabii ki oyuncularım, benim de söyledim yani Icardi'nin çok geç katılması bize yani tabii onu da korumak istiyoruz. Yani bu oyuncular bizim için çok önemli, çok değerli. Yani hemen onu sahaya sürüp onun bir sakatlık görmesi bizim istemediğimiz şeylerden biri. O yüzden yani dakika dakika onları bölmeye çalışıyoruz. Bir sonraki maç tabii ki Avrupa Kupası maçı. Onu değerlendireceğiz. Orada kimi oynatacağız, ligde kimi oynatacağız. Ama gün be gün antrenman ve maç gördükçe bütün oyuncuların tam hazır hale gelecek. Dediğim gibi bugün Angelinho da oyunun devamında girdi. Onun da bilek sakatlığı vardı. Onunla beraber o da oynamak istiyor. Hep takıma katkı vermek istiyor. Kerem aynı şekilde ilk defa oynadı bugün. Kerem Demirbay. Baktığınızda dediğim gibi yani bu oyuncular hem birbirini tanıyacak. Hem kendi fiziksel olarak en yüksek seviyelerine gelecek. Ama biz bu dönemde puan kaybına tahammülümüz yok. Yani beni üzen bugünkü puan kaybı tabii ki. Bu dönemi de biz nasıl Slovenya 7-0 kazanıp buraya geldiysek
bu dönemi de aynı şekilde atlatmak istiyorduk. Yani ne kadar eksik olursak olalım kazanarak devam etmek önemliydi. Bugün bunu başaramadık. Başka bir soru var mı? Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim.